modern altyapısıyla Türkiye'de ve dünyada markalaşma adına iyi işler yapmaya çalışan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hami Koç'la güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşimiz ekranlarda. İsmim Hami Koç. Bundan yaklaşık 50 sene önce Amasya'nın Merzifon ilçesinin Anadolu'nun güzel bir köyünde dünyaya geldim. 6 yıldır İhlas Eğitim Kurumları kurucu temsilciliği ve genel müdürlüğü vazifesini yapıyorum. Hami Koç olarak şunu söylüyorum. Dünyanın en güzel mesleği öğretmenlik mesleğidir. Böyle güzel bir meslekle iştigal ettiğim için, hayatımı meşgul olduğum için, insanlara hizmet ettiğim için çok mutluyum. İhlas Eğitim Kurumları'nın ve arkadaşlarımın başarısının temelinde mesleğini sevmek var. Öğretmenlik mesleğinin önemini, kıymetini kavramak var. Mesleğinin icablarını ve şartlarını yerine getirerek icra etmek var. Sevgi var, güler yüz var, sabır var. Biz bir eğitim kurumuyuz. Türkiye'de özel veya resmi eğitim kurumları var. Bunların başarı öyküleri var. Bir yerlere geldiler. Peki biz neler yaparsak Türkiye standartlarının üzerinde, dünya standartlarında kendi öğrencilerimize, yani bize geleceğinin teminatı olan göz bebeği, hayatının en kıymetli evlatlarını teslim eden anne babaların çocuklarını iyi yetiştirelim. Netice itibariyle bizlerin de çoğu anne babadır. Bizlerin de evlatları var. Kimisi işte yetişkindir, kimisi hala bizim kurumlarımızda eğitim hayatına devam ediyorlar. Bunlara faydalı olalım sorusunun cevaplarını madde 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 yazdık. Ve bu madde madde yazdığımız kararlarımızı zaman içerisinde, mümkün olduğu kısa süre içerisinde veya süratle hayata geçirmeye çalıştık. Netice itibariyle bunları hayata geçirdiğiniz zaman bu sefer ortaya farklı kurumlardan, yani kendi kulvarınızda olan eğitim kurumlarından veya bir şirketseniz, bir iş alanında, İş dünyasında faaliyetini devam ettiriyorsanız, siz farklı bir şekilde kendinizi ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Şimdi yine biraz önce bahsettiğim gibi biz arkadaşlarımıza kararlar aldık dedim. Bunun gereği olarak yabancı dil öğretimi Avrupa menşeli olarak yurt dışına ihraç edilen bir sistemle nasıl öğretiliyorsa bunların araştırmasını yaptıktan sonra özel sınıflar oluşturduk okullarımızda. Baktık ki bu özel sınıflarla beraber bizim öğrencilerimiz yabancı dil öğreniminde çok ciddi mesafeler alıyorlar. Çünkü o oluşturulan sınıflar ve ortamlar tabii olarak öğrencinin yaşayarak günlük hayatın bir parçası olarak yabancı dili sadece ezberlemesi değil, kullanması, konuşması, hayatını endeksi olarak kazanım içerisinde olduğunu göstermesi, eğlenceli olması öğrencilerimizin en az yabancı dil öğreniminde %30-35 civarında daha iyi bir seviyeye geldiğini kendiliğinden ortaya çıkardı, gösterdi. Ekibimize güveniyoruz. Arkadaşlarımızdan geride kalanlar varsa onun elinden tutuyoruz. Beraberce başarı yolunda yürüme konusunda daha bir cesaretle, azimle hep beraber devam ediyoruz. Ama bunu yaparken kimseyi kırmamaya çalışıyoruz. En kıymetli varlık olan insan unsurunun dinç ve zinde olmasına, huzurlu olmasına, gönül olarak manen güçlü olmasına da çok önem veriyoruz.